kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz evde sucuk yapacağız. Malzemelerimiz hepsini hazırladım. Şimdi tek tek tepsiye koyup yoğuracağız. İki kilo kıyma, 1 kilosu yağlı kıyma, 1 kilosu da yağsız kıyma arkadaşlar. 2 su bardağı çekilmiş sarımsak. 2 su bardağı toz tatlı biber. Bunu 1 bardak acı toz biber, 1 bardak da tatlı toz biber diye ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kimyon. 2 yemek kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tarçın. Yeteri kadar tuz. Sucuğunuz eğer bol yağlı istiyorsanız arkadaşlar 800 gram kıymaya 200 gram da iç yağ ekletebilirsiniz. Normalde sucuklar böyle daha yapıldığı zaman daha yağlı ve daha lezzetli olur. Böyle de çok lezzetli ve çok güzel. Ama iç yağsını ben çok sevmiyorum. Hemen bir taraf yemeden donmaya başladığı için böyle bu tür yaptığımı daha ideal ve daha orantılı görüyorum. Pişirirken içine tereyağı koyuyorum. Dediğim gibi eğer siz yağlı istiyorsanız ölçünüz 800 gram kıyma, 200 gram da yağ olsun arkadaşlar. Şimdi burada bağırsaklarım var arkadaşlar. Bağırsaklarımı kullanmadan 2 saat önce sirkeli suya ısladım. Siz de muhakkak ister 2 saat ister de 1 saat öncesinde sirkeli suda iyice yıkayın ve ısı bir şekilde bekletin arkadaşlar. Şimdi makinamın aparatına takıyorum ve artık başlıyorum içini doldurmaya. Makinayla daha güzel sucuk şeklini verebiliyoruz ve daha hızlı şekilde işimiz bitebiliyor arkadaşlar. Makinanız yoksa eğer bu işlemi bir streçe sararak da yapabilirsiniz. Ya da kola şişesinin arkasını kesip ağız kısmına bağırsakları doldurarak yapabilirsiniz. Oradan yukarıdan elinizden ya da bir kaşıkla falan ittirerek doldurabilirsiniz. Değişik şekillerde şeyler bulabilirsiniz. Buradaki maksat dediğim gibi sadece sucuk şeklini vermek ve bağırsakların içini iyice doldurmak. Bağırsak yerine de yoksa da streç kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk sucuğumuzu yaptık. Sucuklarımızı doldurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Doldururken bağırsaklarda hava kalmamasına dikkat edersek sucuklarımız kırılmadan kurur. Ama aralarda boşluklar kalırsa sucuklar kırılır. Bağırsakları doldurduktan sonra istediğiniz şekilde arkadaşlar şekiller verebilirsiniz. Ben parmak şeklinde yaptım, halka şeklinde yaptım. İki küçük karşılıklı bağlayarak yaptım arkadaşlar. Bunlar da hazır. Hem görüntü olarak arkadaşlar hem de lezzet olarak yani dışarıdakilerden hiçbir farkı yok diyebileceğim size. Sucuklarımızı kurutmak için arkadaşlar güneş almayan, hava alan ve güneş almayan bir yerde kurutmamız gerekiyor. Bu dolapta olabilir, evin içi de olabilir. Ya da balkonunuza güneş almayan yerler de olabilir. Gördüğünüz gibi şu anda 2 kilo sucukların hepsini doldurduk ve kurumaya hazır. Hepsi birbirinden güzel görünüyor arkadaşlar. Balkona koyduktan sonra arkadaşlar bir çamaşır askılığının üstünde kuruttum ben. Bir gün kuruttum böyle bu şekilde. Sonra buzdolabına koydum.
balkonda kuruturken ya da nerede kurutacaksanız orada sucukları arkadaşlar elinize bir toplu iğne ya da bir iğne ya da bir kürdanın arkadaşlar hepsini böyle delikler açalım. Batıralım yani. Sucuğun içindeki havalar o kurudukça dışarı çıkmış olsun. Benim sucuklarım biraz fazla kurudu arkadaşlar. Yaptıktan bir gün sonra evden ayrılmıştım. Döndüğümde de biraz vakit bayağı geçmişti işte. Bu 16 günün sonundaki kurumuş şekilleri. Buzdolabına koymuştum ama fazlasıyla kurumuş buzdolabında da. Dışarıda ya da buzdolabında fark etmez. Nerede kurutacaksanız 5 günü geçmesin arkadaşlar. 5 gün çok idealdir kurutmak için. Böyle de çok lezzetli olmuştu ama bu kadar kuru istememiştim ben. Yani yaptık, yedik. Kesinlikle çok lezzetli arkadaşlar. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmemiş çok kuruması. Hatta içindeki bol sarımsak, 2 su bardağı çekilmiş sarımsak koymuştum. O neredeyse hepsi kurumuş ve yerken insanı hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ya da yedikten sonra boğazımıza yakın herhangi bir şekilde bir yumurtanın geri gelmesi, sucuğun geri gelmesi olmuyor. Gördüğünüz gibi içi zaten yumuşacık. Sadece kenarları biraz fazla kurumuş. Kurutma aşaması arkadaşlar, yani kurutma süresi size bağlı. Kuru istiyorsanız böyle yapın. Ama yumuşak istiyorsanız 5 gün idealdir. İçini de göstermek istedim ve gerçekten yaptığımda yaptığımı ve kullanmış olduğumu sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Eğer sucuğunuz çok kurumuşsa ve bağırsaklardan çıkaramıyorsanız arkadaşlar ya da streçte neye sardıysanız musluğun altında sucuğunuz önlü arkalı azıcık yıkayın. Hemen o şeyler bağırsaklar ya da streç oradan çıkacaktır. Bir de çok sert olduysa arkadaşlar yağdan yağ koymadan önce ya da yağ koyduktan sonra yarım su bardağı kaynamış su koyun. O sucuklarımızı yumuşatacaktır. Ben genelde önde kullanırım. Hani sucuğum sert olmasa dahi arkadaşlar yani birazcık su koymayı tercih ediyorum. O zaman içindeki yağlar ve içindeki lezzetler daha güzel dışarı çıkmış oluyor ve yumurtanın içine daha güzel karışmış oluyor. Dediğim gibi şimdi sucuklarım önlü arkalı pişirdikten sonra arkadaşlar üstüne yine her zamanki gibi kendi yapmış olduğum tereyağımı kullanıyorum. Şu anki mutfaktaki manzarayı size anlatamam arkadaşlar. Sanki mangalın üstündeymiş gibi buhar çıkıyor. Ve çok güzel bir tereyağıyla sucuğun buluşma lezzeti ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu aşamada dediğim gibi üstüne yarım çay bardağı kaynamış sıcak su ekliyorum. Sıcak su arkadaşlar, soğuk su değil. Gördüğünüz gibi sıcak su ekleyince arkadaşlar daha güzel bir görüntü ortaya çıktı. Yağ ve baharatlar, sucuğun lezzeti hepsi şu anda açığa çıkmış oldu. Yumurtayı da kırdığım zaman çok lezzetli bir yumurta olmuş olacak. Burada da belirtmek isterim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sucukta sadece bir tanesi yarım şekilde açıldı pişirirken. Geri kalan hiçbir tanesi parçalanmadı arkadaşlar. Bu da sucuğumuzu doğru yöntemle yapmış olduğumuzu gösteriyor bize. Şimdi yumurtalarımızı kırdık ve yavaş yavaş yeme zamanı geliyor arkadaşlar. Sizi bu görüntü ve bu manzarayla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.